Lavrio kampı 80'lerden itibaren Kürt mültecilere açılmış bir kamp. Elbette Lavrio kampının tarihi oldukça eski. Yani 60-70 yıl öncesine kadar götürebiliriz. İlk misafirleri Doğu bloku mültecileriydi. 80'li yıllardan itibaren Kürt mülteciler Lavrio'ya yerleşmeye başladı. Bunu ilk önce söylemek lazım. Yılmaz Güneyler'den tutun da birçok ünlü misafir doğdu Lavrio kampından. Lavrio kampı bir direniş mevzisi olarak tarihe adını yazdırdı. Bunu söylemek lazım. Elbette keşke sonu böyle olmasaydı diye düşünüyorum. Yani bu anlamıyla hepimiz yani Türkiye'den, Kürdistan'dan, oradaki zorbalıktan kaynaklı işte Yunanistan'a sığınmak zorunda kalmış olan sığınmacı ya da mültecilerin çoğunun uğrak yeri, nefes alması için, nefeslenebilmesi için direniş mevzisiydi. Lavrio kampına şeye gelince, Lavrio kampına saldırıya gelince, yani çok öncesinden birçok kez Miçotakis hükümet döneminde yönelimler oldu. Bu anlamıyla Miçotakis hükümeti Kürtleri hep elinde Türkiye'ye karşı bir koz olarak gördü. Bu anlamıyla kötü dönemlerde, yani Türkiye ile ilişkileri kötü olduğu dönemlerde bu kozu oynadı. Türkiye ile ilişkilerinin düzeltilmesi gerektiği dönemlerde de hiç çekinmeden Lavrio kampına yönelebiliyordu. Şeye gelince yani bu kampa saldırı, Lavrio kampına saldırıya gelince yani ne kadar Lavrio kamp halkı haberdardı bu durumdan. Yani bunu şu an bilemiyorum. Fakat bu saldırı yani geçmiş dönemlerde bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere bağlı olarak gelişen yönelimlerden ayrılıyor. Ayrılan özellikleri var. Bu aslında biliyorsunuz uluslararası komplo yaşandı 99 senesinde ve Sayın Abdullah Öcalan Amerika'nın tekrardan Orta Doğu'ya bir şekil verebilmesi için yeniden bir düzenleme yapabilmesi için, oraya yeniden yerleşebilmek için Sayın Abdullah Öcalan'ı ayak bağı olarak görüyordu. Çünkü hayata geçireceği politikalara karşı duruşu bilinen bir önderlikti. Bunu belirtmek gerekiyor ve işte NATO'nun da Amerika'nın da orada işlerini bozabileceği bir liderdi. Bunu şey yapmak ve belirtmek gerekiyor. Bu yüzden de Orta Doğu'dan Sayın Abdullah Öcalan'ın çıkartılması gerekiyordu. Ve operasyonun startı, uluslararası komplonun startı verildi. Bu anlamıyla Yunanistan'da NATO ülkesi biliyorsunuz ve Avrupa Birliği üyesi bu komploya dahil oldu. Elbette ki ne kadar kendi isteğiyle dahil oldu o tartışılır o dönemde. Fakat
yapabileceği, yani kendi iradesiyle yapabileceği şeyler vardı. Sayın Abdullah Öcalan'ı yani bu uluslararası komplo sürecinde Sayın Abdullah Öcalan'a, kendi evlerine sığınmış Sayın Abdullah Öcalan'a mültecilik hakkı verebilirlerdi. Fakat yeğlemediler, bunu yeğlemediler. Yani hem Sayın Abdullah Öcalan'ın süreç üzerine söylediklerinden, yazdıklarından, hem Yunanistan'da yazılanlardan baktığımızda elbette ki NATO'nun baskısı çok büyüktü. Amerika'nın baskısı çok büyüktü Yunanistan üzerinde. Ama Yunanistan'da Sayın Abdullah Öcalan'ı artı, yani orada tutmak için artı herhangi bir yapma isteği de o dönemde yoktu. O dönem PASOK'tu hükümet. Bu anlamıyla bir kere daha bu komplonun içinde yer almış olan hem PASO hem işte o dönemde kimler yer almışsa buradan bir kere daha kınıyorum. Yani işledikleri şey suçtu. Her şeyi bir tarafa bırakırsak, yani Kürt halk lideri olmasını bir tarafa bırakırsak, birçok şeyi bir kenara bırakırsak, ülkenize sığınmış bir sığınmacı, mülteciye bu anlamıyla evrensel bildirgelere, kendi yasalarınıza, altına imza attığınız belgeleri, uluslararası belgelere karşı da suç işlenmişti. Suç işlenmiştir. Bu anlamıyla komplonun ilk ayağı işte Sayın Abdullah Öcalan'la, Kürtlere karşı Sayın Abdullah Öcalan'la başladığını belirtmek gerekir. Ben neden şeyi söylüyorum? İşte bu Miçotakis hükümetinin Sizran'ın da yönelimleri vardı. Sizra ile başlayan yönelimler. Daha öncesinde de vardı ama Sizra ile tepeye çıkan, işte Lavrio'dan devletin, Yunan devletinin çekilmesi, sonra Birleşmiş Milletler ve Kızılac'ın ve diğerlerinin, yani tamamen Lavrio'nu Türkiye ile ilişkilerden kaynaklı terk etme durumları vardı. Sizran'ın 2015'te hükümet olduğu dönemde. Ve ardından da Miçotakis çok daha faydacı. Kürtleri bu anlamıyla sadece kendi iktidarının bir aracı, bir materyal, yani iktidarda kalmak için, Türkiye ile ilişkileri kullanacak koz olmak için bir araç olarak gördü ve kullandı. Bunu belirtmek gerekiyor. Fakat yani işte dediğim gibi bu işte iki devletin kendi aralarındaki ilişkilerine bağlı olarak geliştirilen bir süreçti. Kürt halkına karşı yaklaşım. Fakat Lavrion'a son saldırı tamamen NATO'yu da içine alan, Amerika'yı da içine alan ve birinci komplonun da devamı niteliğinde olan bir saldırı olduğunu gözlemliyoruz. Hem işte NATO'nun Türkiye ile ilgili yaklaşımı, bu İsveç'ten kaynaklı Türkiye'ye yaklaşımı, Türkiye'ye ihtiyaç duyması. Çünkü Rusya'nın işte NATO güçleriyle kendi bulunduğu alanda çevrelenmesi isteniliyor. İsveç'in de bu anlamıyla işte NATO'ya katılması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Türkiye'de bugün Rusya ile ilişkileri de iyi olduğundan kaynaklı, Amerika ile de birçok çelişkiler yaşadığı bir süreç. Bundan kaynaklı Türkiye'nin bu sürece ikna edilmesi gerekiyor. Türkiye'de tabii ki hem İsveç'e hem işte NATO ülkelerinde işte kendisine karşı faaliyet yürüten Kürtler ya da işte PKK ile ilgili istekleri vardı. Bu anlamıyla bu süreç, yani şu Lavrio saldırısı tam bu sürecin bir parçası olarak işledi. Yani Erdoğan'a, Türkiye'ye karşı NATO ve Amerika Lavrio'nun kapatılmasını Miçotakis'ten
istediği, Yunan hükümetinden, Yunan devletinden istediği, Miçotakis'in de biz zaten başından beri bu konuda faydacı olduğunu bildiğimiz için, yani tamamen Kürtlere dediğim gibi iktidarını devam ettirebilmek için materyallerden bir tanesi, kozlardan bir tanesi olarak görüyordu. Bu anlamıyla hiç ayak diremeden tam da NATO toplantısı öncesinde bu saldırıyı gerçekleştirdi ve 100 yıllık Lavrio kampına bir sabah 3'te yani işte bundan birkaç gün önce sabah 3 civarında yaptıkları bir polis baskınıyla kampın kapıları da kırılarak orada kalan mülteciler çıkarıldı. Bu servis edildi. Terlemiştir. Bunu çok açık söylemek gerekiyor. Bu anlamıyla şeye bakıldığında, Yunanistan'ın modern tarihine bakıldığında gerçekten bu işte en kötü hükümetiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. En silik hükümetiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. En bağımlı hükümetle karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Aynı zamanda burada Yunanistan'ın saygın köşe yazarları da bunları belirtiyor. NATO toplantısı öncesinde adeta işte Türkiye'ye, Erdoğan'a bir hediye olarak birçok yazar, çizer ve haber bunu belirtti. Bir Yunan halkına da bir çağrı yapmak isterim. Ben Yunan halkının Yunan devleti ya da Yunan hükümeti gibi düşündüğünü düşünmüyorum. Kürt halkına çıkarcı baktıklarını düşünmüyorum. Bu anlamıyla Kürt halkıyla kader birliği olduğunu da inanıyorum. Yani bu aynı devlet tarafından, Türkiye devleti tarafından iki saldırıya uğramış halk var. Bu anlamıyla da iki halkın kader birliği var. Biliyorsunuz Türkiye Rumlara karşı hem Pontos'ta, Karadeniz'de, hem Mikrasya'da, Ege bölgesinde ve Anadolu'nun bir tarafında 1,5 milyondan fazla işte Rum'u, Helen, Yunan halkını katletmiştir. Şu anda Kürt halkını katletmeye devam ediyor. Soykırım politika uygulamaya devam ediyor. Bu anlamıyla da kader ortaklıkları da var Türkiye soykırım devletine karşı. Bu yüzden hükümetlerine karşı seslerini yükseltmeye, devletlerin tutumunu değiştirmek, hükümetlerinin tutumunu, Yunan hükümetinin tutumunu değiştirmek için seslerini daha fazla yükseltmeye ve Kürt halkıyla dayanışma içerisinde mücadele etmeye çağırıyorum ve Yunan halkının hükümetlerinin ya da devletlerinin işlediği suça ortak olmayacaklarını, bu anlamıyla kader ortaklıkları olan Kürt halkına sahip çıkacaklarını, birlikte dayanışma içerisinde mücadele yürüteceklerini ve hükümetin yaptığı bu suça karşı harekete geçeceklerine inanıyorum. Bu anlamıyla buradan Yunan halkına duyarlılık çağrısı yapıyorum. Kürt halkına karşı işlenen suçların önlenebilmesi için daha etkin çaba içerisinde olmalarını istiyorum.